İkinci ünitenin eleştiri tarihi kısmında sırada klasik dönem Türk Edebiyatı'nda eleştiri, eleştiri tarihine giriş yapmıştık. Genel bir giriş. Batı Edebiyatı'nda eleştiri, Doğu Edebiyatları'nda müşterek İslami Türk Edebiyatları'nda Urdu, Arap, Fars, Türk Edebiyatları'nda eleştiri kısmına değindik. Şimdi sırasıyla dönemleri teker teker Divan Edebiyatı, Tanzimat 1, Tanzimat 2, Servet-i Finun, Nesil... Milli Edebiyat Cumhuriyet dönemi, Cumhuriyet dönemini de parçalara ayırıp işleyeceğiz. Şimdi birincisi klasik dönem Türk edebiyatında eleştiri. Önce eski Türkiye edebiyatında eleştiri hakkında böyle genel bir bilgi verelim. Türk edebiyatının Anadolu'daki oluşum sürecinde yani 13. 14. yüzyıllarda Fars edebiyatının önemli eserleri çeviri nazire ve şehlerle Türkçe'ye uyarlandı. Yani ilk başta orijinal eser yok. Bu dönemde şairler Belagat'ın Kurallar dizisine değil örnek aldıkları eserlere göre ürün veriyordu. Belagat Arap Edebiyatı'nın köklü bir hem eleştiri sanatıydı, hem güzel söz söyleme sanatıydı, hem güzel yazı yazma sanatıydı. Belagat'ın içinde her şey var. Modern eserler doğrultusunda üretilen edebi ürünlerin belli bir düzeye ulaştığı 16. yüzyıldan itibaren oluşan anlayış şair, yazarların uymak zorunda oldukları kurallar dizisini de belirledi. Yani önce nazire ve çeviri şehirlerle böyle bir taklit vardı ama ondan sonra artık oturan kurallarla bu kurallar dizisi belirlendi ve uymak zorunda olunan bir edebiyat meydana geldi. Klasik dönemde şiir önemli bir yer tuttuğu için bütün edebi tarz ve türler de şiirle ilgili kurallar çerçevesinde gelişti. Bu dönemde doğrudan edebi eleştiri konusunu ele alan kitaplar yazılmamış olmakla birlikte dönemin eleştiri anlayışını yansıtan geleneğin estetik ölçü ve kurallarını anlatan eserler kaleme alındı. Bu eserlerdeki eleştiriler yaklaşım dönemin varlık insan ve dil algısıyla uyumludur. Mesela divan şairlerinin övgü yergi ee, tarzı eserlerinde toplumsal sorunlardan şikayetlerinde eleştiriler bir tutum var mı? Var. Halk edebiyatında da var. Mesela Fuzuli'nin şikayetnamesi, Bağdat Durulu'nun terkibi, bendi, nefinin siyamı, kazası klasik dönemde eleştiriler aklın işlediğine ilişkin önemli eserler. Bunlar eleştiri eserleri değildir ama eleştirel eserlerdir. Ayrıca şairler özellikle manzum öğüt kitaplarında şiire dair görüşlerini ifade ederken eleştiriler tutumlarını da sergiler. Mesela Nevi'nin Netayücül Fünun eseri dönemin bilim dallarıyla ilgili ansiklopedik eseriyle Nabi'nin Hayriye, Vehbi'nin Lütfiye Mesnevileri gibi öğüt nitelikli bazı kitaplarda da şiir ve nesir konusunda değerlendirmeler yer alır. Fakat bu eserlerdeki değerlendirmeler doğrudan herhangi bir esere ya da şaire yönelik olmadığı için eleştiri ya da edebi eleştiri niteliği taşımaz. 14. yüzyıldan 16. 18. hatta 18. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam eden klasik dönemin edebi eleştiri anlayışını birikimini yansıtan en önemli kaynaklar hangileridir? 1. Belagat kitapları, 2. Şair tezkireleri, 3. Dibace ve 4. Telifler ile divan ve mesnevilerdeki eleştiri nitelikli manzumelerdir. Şimdi belagat kitaplarındaki eleştiri ee, anlayışına bir bakalım Belagat bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında manası en açık bir biçimde ve akıcı bir dille ifade edilmesidir Belagat bir ilim dalı olarak üç kısmı ayrılır Bunlardan birincisi meani sözün duruma uygun bir şekilde nasıl ifade edileceğini gösterir. Herhangi bir duruma hastalık olabilir, düğün olabilir, neşe olabilir, ölüm olabilir. Yani bir söz ne zaman, nerede, ne şekilde söylenir? Bu meani. Üçüncüsü beyan. İkincisi bir maksadın birbirinden farklı usullerle nasıl dile getirileceğini. Mesela bir amacınız vardır, bir maksadınız vardır. Bunu siz farklı şekillerde nasıl söyleyebilirsiniz bu beyan bedi maksadı ifade eden söze anlam ve ahenk açısından güzellik vermedir anlattığınız şeye bu sefer söz sanatlarıyla kafiyeyle herhangi bir ahenk kusuruyla güzellik verirseniz bu kez bedi olur. Meşk yazı hocasının ders olarak verdiği yazı örneğidir. Öğrenmek ve alışmak için yapılan çalışmadır. Divan şairleri de uymak zorunda oldukları kuralları bu gelenek yoluyla öğrendiler. Osmanlı medreselerinde başlangıçta Arapça ve Farsça belagat kitapları okutuldu. Arapça belagat kitaplarının başında Sekkaki'nin yazdığı Miftahül Ulum, Hatil El Kazvini'nin yazdığı Telhisül Miftah gelir. Farsça belagat kitaplarından ise Reşidüddin Vatvat'ın yazdığı Hadayı Kus Sihir Fi Dekayı Kuş Şir kitabı medreselerde okutulmuştur. Peki bu dönem kitaplarında ne vardı? Bu belagatla ilgili kitaplarda mesela Sekkaki'nin ondan sonra El Kazvini'nin ya da Vatvat'ın sanat nedir, edebiyat nedir, bunların e, bunlara dair bilgiler var içinde, şiir nasıl yazılır, nesir nasıl yazılır, neye dikkat edilir. Belagatla ilgili Arapça ve Farsça kaynaklar mevcut bilgilere göre ilk defa Akkoyunlular zamanında yaşayan Şeyh Ahmet Bardahi tarafından Türkçe'ye uyarlanmış. Onun kitabı, e, kitabı cami yi. Envail Edebil Farisi adlı eserinde bazı edebi sanatlar, aruz ve muamma gibi kavramlar işlenmiştir. Osmanlı kültür çevrelerinde ise i Türkçe ilk belagat kitabı Gelibolulu Sururi tarafından yazılmıştır. Sururi'nin yazdığı Bahrül Marifi kitabı Türkçe yazılmış ilk derli toplu belagat kitabıdır. Unutmayınız Gelibolulu Sururi. Yazdığı tarih kıtalarıyla da meşhurdur. Bu eserde beyan, meani, bedi, aruz, kafiye, şiir ve nesir kuralları anlatılmıştır. Sururi'nin eseri bir mukaddime, üç makale e, ve bir hatimeden oluşur. Sururi'nin eserinden sonra çoğu tercüme olmak üzere belagatla ilgili kitaplar, risalelerin sayısı da artık gelişen dönemle birlikte klasikleşen edebiyatla beraber arttı. Tanzimat'tan sonra özellikle 1867-76 tarihleri arasında belagat kitaplarının sayısı dikkat çekici bir biçimde artmış ve çeşitlilik, içerikleri çeşitlenmiştir. Süleyman Paşa'nın Mebanil İnşa adlı eseri değişen zihniyetin belagat kitaplarına yansımasını göstermesi. Yani Batı ne diyorduk buna? Retori. Batı'da retorik, doğuda ise belagat şeklinde ve bir model oluşturması bakımından dikkat et değer özellikler taşımaktadır. Burada başka işimize yarayan bir eser var mı? Bir içerik var mı? Ona bakalım. Bunu burada bitirdik. Bir sonraki derste şair tezkirelerinde eleştiri konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.